Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Nasılsın? Sağ ol. İyisin değil mi? Selamlarım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, gayet iyiyiz. Ders falanca daha iyi oluruz. Evet. Çok evet. Eski terzilerimizden. Evet. İyi bir daha katılıyoruz. Sağolun bir saatimiz. Nasıl mesleğe öğrenenler var mı? Efendim? Öğrenenler yetiştirdik. Yok. Güzel geziyor. Yok. Yok. Bizim hayatı son bulacak. Allah. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Selam verdiniz. Nasılsınız? Sağ olun. İyisiniz inşallah. Sefalar getirdiniz. Bekleriz. Merdivenden. Oluyor, çay içerdik ama. Hadi kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Ramazan olmasa çağırmadık. Arkadaşlar sabah önce. Bu zaten Amasya'ya gelmişti efendim. Amasya'ya Merzifut bize çıktık yapmış. O saat anı. Ama bütün yeri gidiyor. Çünkü siz bir bölgenin ulaşımını ne kadar kolaylı, hızlı ve güvenli yaparsanız o bölgenin gelişimine o kadar daha fazla pozitif katkı sağlıyorsunuz. Yani yaptığınız yatırımın çok çok daha üzerinde siz oradan gelir alıyorsunuz. En son geldiğimizde Amasya Çevre Yolu'nu yapmıştık. Tabi Amasya Çevre Yolu hem Amasya için hem de bölgesi ve komşu iller için çok kıymetli bir işti. Özellikle İran-Bulgaristan hattındaki yol içinde kapasite içinde çok müthiş bir işlerden bir tanesiydi. Çok önem verdiğimiz bir iş. Yaklaşık 12 kilometrelik bir yoldu. Çevre yolu yapılmadan önce tamamen transit trafik Amasya şehir merkezinden geçerek hem o şehir merkezine verdiği sıkıntılar hem de şehir arası seyahat edenlerin orada yaşadıkları sıkıntılar, tıkanıklıklar sonucunda bir çevre yolu inşaatıyla ortadan kaldırdık. Amasya çevre yolunun yapılmasıyla sadece bu yolun akaryakıttan zamandan faydasını yılda şu anda 290 milyon lira tasarruf sağlıyoruz arkadaşlar. Düşünün yani yatırım maliyetini neredeyse birkaç yılda çıkartıyorsunuz bu tasarruf etkileriyle. Yani ulaştırma projelerinin tamamı aslında böyle. O yüzden yani Sayın Cumhurbaşkanımız icraatın başına geldiği 2002 yılından bu tarafa bölünmüş yol uzunluğumuzu 28.600 kilometreye çıkardık arkadaşlar. Bu kolay bir iş değil. Yani bu devlet ciddiyetiyle milleti için milletinin hizmetkarı olan bir yönetimlerin yapacağı iştir. Ya bu 28.600 kilometre dile kolay ama bakın bu 28.600 kilometre yol üzerinde trafiğin %80'i bu yollar üzerinde hareket ediyor. Bu yollar sayesinde trafik kazalarında tam %80 azalmalar oldu. Yani %80 azalma demek trafik kazalarında yani her yıl 10 bin kişinin canını kurtarıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında yakıttan, zamandan, tasarruf ve bölgeye getirdikleri istihdam üretimdeki artışlar ayrı. Sırf bu yollar sayesinde yıllık 10 bin can kurtarıyoruz. O yüzden yaptığımız işler hakikaten kıymetli. Çok müthiş işler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. Durmak yok, yola devam diyoruz. Bölgemizde devam eden işlerimiz var. Bugün onların da istişarelerini yapacağız. Milletimizin talebi neyse o yüzden. Biz milletimiz için buralarda dolaşıyoruz. O yüzden hakikaten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye bu gelen vizyon, dünya üzerindeki büyük işler. Bunun öncesinde Covid-19 salgın süreci bütün dünyaların ekonomilerini etkiledi. Bütün dünyada sistemler kilitlendi, üretim bitti, sanayiler kapatıldı, fabrikalar kapatıldı ama bu Covid-19 salgın sürecinde bile Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük büyüyen ekonomilerinden bir tanesi haline geldi. O da Türk milletinin, bu vatanına, milletine bağlı milletin ve Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden olma iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, onun bizlere verdiği vizyon sayesinde bunlar oldu. Yani bu ihracat rakamlarının rekorlar kırması, bu büyüme rakamlarının dünya ölçeğinde rekorlar kırması hepsi bu ak kadroların ve bu milletine hizmet için kendini adamış kadroların çalışmasıyla oldu bunlar. Bunlar artarak devam edecek. O yüzden sizler de bir teşkilat olarak bizlerin adeta bir kılcal damarları gibi vatandaşlarımızın hücrelerine gireceksiniz. Ve bu yaptığımız işleri anlatacaksınız ve hedefimizin dünyanın en büyük güçlü ekonomilerinden bir tanesi olacak Türkiye, bütün dünyaya yön verecek bir ülkenin adımlarını atıyoruz artık.
bu altyapıyla, bu güçlü altyapıyla artık önümüzde bir engel kalmadı. Artık biz 2023'ün planlarını bugünden tamamlamış bir Türkiye olarak artık 2053'ün planlarını yapmaya başladık. Yani son 20 yılda yaptığımız 172 milyar dolarlık yatırım artık bundan sonra 2053'e kadar yapacağımız 190 milyar dolarlık yatırımı bile planladık. O yüzden bizim ufkumuz geniş, vizyonumuz çok geniş, yapacağımız çok iş var, çok iş yaptık, çok daha iş yapacağız. Ama sizler de bunları bıkmadan, usanmadan milletimize anlatacaksınız, onların gönlünü alacaksınız. Hep bir kadro olarak, yani bu söylediğimi anlattıklarımızda sizlerin de emeği var. Hep beraber bir ekip işidir bu. İyi olduğunu bütün dünya gördü ve dünyaya o gözle bakıyor. Türkiye adeta bir barış adasına döndü. Artık bundan sonra buna vazgeçilmez. Yani nasıl bütün gelişmekte olan ülkeler Türkiye'den bir haber bekliyorlarsa, Türkiye'nin gözünün içine bakıyorlarsa, o da Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin AK Parti, AK kadroların verdiği vizyon sayesindedir. İnşallah el birliğiyle hep beraber bunların üstesinden geleceğiz. Sizin sıkıntılarınız, dertleriniz neyse onları bir çözmek için buralardayız.